Merhabalar, günaydın. Nasılsın Orkun? Günaydın, iyiyim Boğaç, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Önce kendinden bahsedebilir misin bize? Ben Orkun Mert, 95 doğumluyum. Türkiye'de Atılım Üniversitesi'nde otomotiv mühendisliği okudum. Daha sonra 5 sene kadar otomotiv sektöründe çalıştım. Ondan sonrasında yarış mühendisliği, Race Engineering programı adı altında bir master programı gördüm. Ve Pavia'da buna başvurmaya karar verdim. En başta pandemi süreci girdi. Pandemi süreci girdikten sonra bir sene, 1,5 sene beklemek zorunda kaldık. Çünkü okula yeni kayıtlar açılmadı. Ondan sonrasında da belli başlı prosedürleri takip ederek başvurumuzu tamamladık. Buradaki başvurumuzda neler vardı? En başta bir İngilizce dili yeterlilik. Daha sonrasında o mezun olduğun okulun tabii alakalı olması, herhangi bir hani mühendislik bölümünden işte otomotiv olur, mekatronik olur, makine olur. Bunlar var. Tabii bu bir de master olduğu için derslerin kapsamını anlaman açısından arabalarla, otomotiv sektörüyle bir tık yakın olman ve aynı zamanda zorlu bir sektör olduğu için motor sporları, bunlar hakkında bir bilgin olması veya esaslı tutkunun olması Ya da önemli. tutku lazım değil mi? Çünkü motor sporları denli, evet dışarıdan çok güzel gözüküyor. Hani atıyorum bir yarışı 1 saat, 1,5 saat izliyorsunuz, ediyorsunuz ama bunun hazırlık süreci çok 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 daha farklı ve yorucu. En basitinden şöyle söyleyeyim, o Formula 1 yarışlarında görmüş olduğunuz pit kurulumundan tutun. Arkasında tabii bunun işte örnek veriyorum bir ay önceden başlayan bir radyo frekans başvuruları var. Arabanın hazırlık süreci var. Orada arabalar bozulduğunda, bir arıza yaptığında ya da herhangi bir elektronik komponentte, sensörde arıza olduğunda bunların giderilmesi için elinde bir yedek parça olmak zorunda. Dolayısıyla ta stoğundan tut, bu yedek parçaları kullanmış olduğun kilometre ya da saate göre bir lifetime mileage tarzı bir şey tutup onun bile hazırlığını yapman gerekiyor. Bunların yanı sıra tabii ki mekanikler burada çok büyük rol oynuyor. Mekanikler ve mühendisler ortak bir payda altında çalışarak aracı yarışa hazırlıyorlar. Dolayısıyla burada da nasıl bir faktör devreye giriyor? Şöyle söyleyeyim. Bir aracın bir yarışa hazırlık süreci yarışın büyüklüğüne göre belki 2 hafta, belki 3 hafta alabiliyor. Çünkü bunlar da en başta mekanikler aracı hazırlıyor, toparlıyor, ediyor. Ondan sonrasında tutuyorsunuz, mühendis olarak siz kalibrasyonlarını yapıyorsunuz. Belli başlı satırlarınızı alıyorsunuz, her şey doğru çalışıyor mu çalışmıyor diye. Ondan sonra baştan sıfıra dönüyorsunuz. Çünkü yani sadece bir kere check etmek yetmiyor. Dolayısıyla motor sporları aslında televizyonda gözüken bir saat değil, onun öncesinde çok fazla bir emek gerektiren bir şey. Burada bizler bazen yarışlar arası oluyordu, örnek veriyorum. Kazalarımız oluyor, belli başlı sıkıntılarımız oluyor. Aracı komple baştan toparlamak için ve bazen az zamanda oluyor. Farklı şampiyonlara katılıyorsan. Sabah 7, gece 2, gece 3. Çok fazla şeyimiz oldu. Evet, aslında Mesaimiz oldu. bu hayat şey gibi birazcık değil mi? Çünkü ben seni hani başından beri biliyorum. İşte bir oradasın, bir buradasın, bir o Avrupa ülkesi, bu şu Avrupa ülkesi. Daha geçen Kenya'daydın hatırladığım kadarıyla. Ya bu hayat aslında birazcık pilotların hayatına benziyor değil mi? Pist neredeyse oraya gitmek zorundasın. Aynen. Sen şu an ne yapıyordun? Yani nerede çalışıyordun şu an? Ben Pavia'dan mezun olduktan sonra belli başlı Formula yarışları yaptım. Formula 3, Formula 4 olmak üzere. Ondan sonra bir takımla anlaşıp GT3 şampiyonalarına katılmaya karar verdik. Geçen sene DTM yaptım ben. DTM'de performans ve data mühendisiydim. Burada aracın sağlıklı yürümesinden, pilot analizlerinden, aynı zamanda yarış sonrası yani event report dediğimiz raporlamalardan sorumluyduk. Burada da DTM'de daha çok Almanya ve etrafındayken bu sene şu anda rally tarafındayım, WRC'de. WRC 2 yapıyoruz bu sene. Ve şöyle yarış takvimine baktığımızda bazı yarışlar çok birbirinin yanında. Arasında çok fazla mesafe yok. Evet, örnek veriyorum bu sene Monaco ile başladı. Ondan sonra İsveç'e gittik. İsveç'ten geri döndük. Kenya'ya uçtuk. Kenya'dan geri döndük. Zagreb'e gittik. Zagreb'den sonra
En son neredeydim ben? Artık çok karışıyor. Artık çok karıştı. Şu an Portekiz'e İtalya'dasın gittim. mesela. Portekiz'e gittim. Ve bunlarda şimdi şöyle şeyler de var. Araçların lojistik zamanı da önemli. Biz mesela yarışlardan sonra eğer lojistiğini sağlayamayacaksak, sağlıklı bir şekilde garaja gel git. Yani yol kenarında bile aracı açıp yapan takımlar görebiliyorsun herhangi bir otoparkta. Böyle de bir zorluğu var. Şu anda da İtalya'dayım. Gelecek hafta Sardinia'ya gidiyoruz. Sardinia. WRC için. Hani yorucu bir sektör. Geri buraya döndüğümüzde de ben belki son bir senede normal sezon içerisinde, sezon dışı zaten hani kış oluyor. Kışın da bazen hani yapacağın şampiyonaya göre sıcak ülkelerde bazen testler oluyor, bir şeyler oluyor, şampiyonlar oluyor, Dubai'de olsun. Onun haricinde bir o zamanki boşluğum var, işte belki bir aylık. Onun haricinde de bu 9 ay, 10 ay kadarlık bir süreçte neredeyse bir fiil hani cumartesi pazar olmak üzere sürekli ne yazık ki çalışıyorsun. Ve zor bir süreç aslında. Ve burada da kabul süreciyle alakalı işte bunu kaldırabilecek olman lazım. Evet televizyondan izlemek güzel şey ama bunu kaldırabilecek bir yapıda, bünyede olman gerekiyor. Yorucu bir temp, yani aslında baktığımızda bu master, special master olarak geçiyor biliyorsun. Bir senelik ve buradaki diğer masterlara aslında benzemiyor. Çünkü bu master için gerçekten ödememiz gereken fiyat bir hayli yüksek. Ki sen bunu en iyi şekilde deneyimlemiş bir arkadaşımızsın. Çok sevdiğin arabanı satıp gelmişsin sanırım değil mi? Hatırlıyorum ben. Böyle bir hikayem vardı. Sırf buraya girebilmek için arabasını sattı Orkun arkadaşlar. O kadar yıl çalıştı, emekli aldı. Ve aslında şu an aslında onun da ekmeğini yiyor. Çünkü mutlusun değil mi şu an? Hani? Şu an mutluyum. Geziyorsun sürekli bir yandan. Sürekli olarak geziyorsun, ediyorsun. O güzel ama hani şöyle... yoruluyorum. Yani. Gerçekten yoruluyorum. Yani buradaki hani ücrete de gelince evet Türkiye'de mevcut kurlarımızdan dolayı ne yazık ki bir zorlayıcı bir süreç vardı. Eğitimin ücreti aşağı yukarı 15 bin euro. Bunun işte bu ilk sınavıydı. Ufak tefek başvurulardı. Onlardı bunlardı. Herhalde bir 15.500-16.000'e doğru geliyordu. 16.000'e yani vize başvurularıyla falan bu, aslında eklersek 16.000'i buluyor. Ve bu sadece ne eğitimin. Burada kaldığın süreç dahil değil buna. Evet. Ne yedin, ne içtin. Peki işin, burs alabiliyor muydun sen bu süreçte? Burs alamıyorsun. Burs alamıyorsun çünkü special master'larda evet, ne yazık ki... Bursu kapsamıyor. Kapsamıyor. Burada da bu kadar pahalı olmasının sebebi motor sporlarından çok fazla... nasıl diyeyim sana? Para gerektirdi aslında en başta. Para gerektirdi. Öğretmeleri için tabii, sana bunları. Tabii. Çünkü hani sadece biz ders hani... Şeyde, sınıfta olmuyorduk. Ben hatırlıyorum Monza'ya çok gittik. Bir adet Formula 4 aracıyla beraber bunun şeyini yapıyorsun. Canlı eğitimini görüyorsun. Burada da tabii o aracın lastik giderleri var, yakıt giderleri var. Bunu tabii sektör ince daha çok anlıyorsun. Yani sadece bir lastik atıyorum bir saat dayanıyor. Bir takım lastik 2000 euro civarı. Dolayısıyla adamlardan hani şöyle bir şey yapmış. Şey demişler biz sayılı eleman alalım. Çünkü eğitimi adam akıllı verelim. 8 kişiydik biz geçen sene. Sayılı eleman alalım. 8 kişi 15 bin euro. Bu yaptığımız evet. Eğitimin giderleri işte oraya gittiğimizdeki yemeklerimiz şeylerimiz. Biz çünkü burada yakındaki bir yarış pistine gidiyorduk. Orada eğitim görüyorduk. Ona göre bir eğitim verelim. Aynı zamanda da tabii sektörden bilinen hocaları getirince, bilinen mühendisleri getirince onlar da bir ücret alıyordur. Dolayısıyla bu ücret bundan kaynaklanıyor diye yani düşünüyorum. Yani pahalı olması aslında bir baktığımızda normal. Peki değer mi bu kadar ücrete? Hani böyle bir şeye adım atmak için? Değer. Yani tutkusu da varsa değer diyorsun. Çünkü değer. Yani bunu sen en iyi biçimde deneyimlediğin için senden olan bir şey sattın ve buraya geldin. O para tamamen gitti aslında baktığında. Ama yaptığında aslında çok güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorsun büyük ihtimalle. Şöyle söyleyebilirim. Eğer bu tempo yormuyorsa, etmiyorsa ve yani herhangi bir şekilde evet ben hayalimi kovalıyorum derseniz yeter. Onun haricinde normalde insanlar mekanikten falan geliyor eğitimini görmeden. Ya da belli başlı zora gelince bırakıp başka bir yere geçen çok insan var. Zaten motorsporundaki insanlar genellikle bunu söylüyor. Hani düzenli bir hayatın olmasını bekleme. Aynı bildiğimiz aslında evet, baktığımızda hani, pilotluk gibi bir şey düşünebiliriz. Ya da gemi kaptanlığı gibi bir şey düşünebiliriz. Gemi kaptanlığı gibi düşünebiliriz. Hani oradan oradasın, oradan oradasın. Ve zorlu şartlar var aslında baktığımızda. Hani ne kadar güzel gözükse de hani arabalar,
o arabaların sesleri. Çünkü ben senin yarışlarına katılmıştım. Birinci olduğun yarışta hatta hatırlıyorum ben de. Orada mesela o arabaların geçişi olsun, o hızları olsun çok güzel bir şey ama onun altında sen sabahın köründe oraya gitmiştin, hazırlık vardı bunun, kaç gündür hazırlık yapıyordun ve yarış geliyor 30 dakika sürüyor. 1 Evet. saat sürüyor Evet. ve hani her şey bitiyor. Tüm bu hazırlık aslında baktığımızda bu 1 saatlik şey için 2 haftanı veriyorsun Ya neredeyse. Ben işte senin uyumadığın hani günleri hatırlıyorum. pist yarışlarında şöyle araba yuvarlak dönsün diye böyle en hızlı zamanı ben atayım diye uğraşıyorsun. Evet, tamam en hızlı zamanı atmaya çalışıyorsun ama şöyle bir şey var. Atıyorum birinci ile onuncunun arasında yarışa başlamadan qualification dediklerimiz. Birinci ile onuncunun arasında yarım saniye fark var. Evet, aslında baktığında bu Yani yarım hani saniye çok büyük yarım bir şey. saniye çok büyük bir şey. Burada zaman kavramını ben baştan öğrendim. Onlarca aslında dediğim gibi hani sabah kalkıyorsun, gece geliyorsun ediyorsun. Ben şu an bir aydır kendi evime gidemedim. Evet. Orada burada otel köşelerinde, uçaklarda, yollarda sürekli olarak Hatta kız işler arkadaşınla yapıyorsun. bile buradayken hani Evet. şey yapabildiniz. Burada O da çünkü görüşebildik. buraya geldi, görüşebildi. Hani aslında baktığımız arkadaşlar hayatı birazcık zorlatıyor. Ama hani böyle bir hayatı seviyorsanız, sürekli gezeyim, hızlı tempoda yapayım, hayatı birazcık da hızlı yaşayayım diyorsanız aslında bu bölüm güzel bir bölüm. Hani şu an bölümün şartları gerekçesiyle dediğimiz gibi çok zor. Aslında bölüme girmek sadece para gerektirmiyor, aynı zamanda bilgi gerektiriyor. Bunun sınavı var. Zaten bunun sınavını, testini yapıyorlar hocalar. En başta bir işte Zoom üzerinden oradan buradan bir meeting yapıyorsun. Orada adamlar senin zaten şeyini ölçüyor. Otomotiv bilgini. Gerek Otomotiv aerodinamik olsun, bilginin olsun, gerek İngilizce bilgin gerek olsun. lastik olsun. Çünkü lastik esas burada çok önemli faktör. Orada belli başlı sana fact'ler sunarak diyor ki böyle bir durum var, ne oldu, ne bitti. Bununla başlıyorsun. Eğer bunlardan geçersen daha sonrasında tekrar bir tık daha ileri götürüp seni daha kapsamlı bir teste, Teste detaya sokuyorlar. Yani özellikle sordukları en önemli noktalar dayanabilecek misin, dayanabilecek misin, dayanabilecek misin? Çünkü gerçekten aslında dayanamayan çok insan tabii var. benim de bir tane arkadaşım vardı. Muhtemelen seninle aynı dönemdeydi. Bir Hintli bir arkadaşımız. Uzun boylu hatırlarsın belki. İsmini şu an unuttum. Ya mesela Barry'di sanırım ismi. O da şu an senin sektörde. O da Evet. yarışlara katılıyor. Ben onu da görüyorum. Aslında baktığımız arkadaşlar çok güzel bir isim. Mesela geçenlerde yani mesela Orkun'un ilk yarışına katılmış biriyim. Bizi Monza'ya götürdü. Hani o zaman bile hani Monza'ya gitmemiz, gelmemiz falan böyle yarışları en önden izlememiz falan. Hani aslında böyle baktığında gerçekten çok zevkli bir şey. Ama tabii işin arka kısmında da, arka platformunda da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. O zaman Orkun değerli bilgilerin için çok teşekkürler. Bu Rica Race ederim. Engineering güzel bir bölüm aslında baktığımızda. Bir yıl sürüyor bu diğer şeylere Şöyle bir baktığımızda. yıl diye geçiyor ama aşağı yukarı 1,5 sene civarı sürüyor çünkü bitirme Ha, projenle projesi var tabii. onunla bununla. Derslerimiz güzel geçiyor. Evet direkt piste gidiyoruz. Bilgisayar alanlarından simülasyonlar yapıyoruz. Motorsporları tarihçesini öğreniyoruz. Belli başlı hesap kitap işlerine giriyoruz ki bunlar aerodinamik olarak ya da belli başlı arabanın nasıl araç dinamiği olarak aerodinamik harici çok önemli şeyler. Bunları ileride kullanıyorsun. Buradaki en önemli nokta dediğim gibi aslında sağlam bir fizik bilgisi. Tutkulu Araba sevdalısı. bir araba sevdası ve çok çalışma. Gerçekten Evet. çok çalışma. Çünkü şöyle evet herkes bu işi yapabilir mi? Bence Belki yapamaz. yapabilir. Fakat bunu tabii üst düzey yapmak var. Bir de Hobi şeklinde. hobi şeklinde yapmak Hobi var. olarak yapacaksak hani Hobi olarak çok bir şey anlam ifade etmiyor. bence de. Ama üst düzey yaptığınızda gerçekten olayın farkına varıyorsunuz. Kendinizi orada televizyonlarda gördüğünüz, aileniz izliyor, bu oluyor. Baştan yarış kazanıyorsunuz, podyuma çıkıyorsunuz. Podyumda o insanlarla birlikte olmak. Yani oradaki atıyorum 1 saatlik süreç tabii mutlu ediyor ama onun haricinde ben mesela ilk yarışımı 24 saat Nürburgring ile yapmıştım. O çok 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 ayrı bir deneyimdi. 24 saat boyunca uyumuyorsun, yapmıyorsun, şey yapmıyorsun, sürekli olarak İlk bir yarış. hareket var. Böyle olunca da tabii insan evet bir şeyleri başardım diyebiliyor. Bunun da en güzel tarafı hani birinci olduğun sen kazanıyorsun.
kupayı kazanmadığın kazanmak. Kazanmadığın sürece evet tatmin oluyorsun ama kazandığın sürece geçirdiğin zamanı. Seni peki ne tatmin ediyor? Kazanmak mı yoksa hani ilk kazanmak. Üçe girsem yeter mi? Kazanmak. Direkt kazanmak. Çünkü arkadaşlar araba tutkunu birinci olunca aslında kazanma tutkunu da oluyorsunuz bir yerde. Çünkü insanlarla yarışıyorsunuz aslında baktığınızda evet. Böyle. Peki o zaman son olarak Orkun değerli bilgilerin için teşekkürler. Hani gelmek isteyen arkadaşlar için tavsiyelerin neler olabilir? Şöyle, alışma süreci olabilir, başka bir şey olabilir. Zaten hani ben bu tarzda bir arayışa gerçekten tutkulu insanların gireceğini düşünüyorum. Çok fazla internette bilgisi yok, bir şey yok. Gelmek isteyen arkadaşlara tavsiyem iyi bir bilgisayar bilgileri varsa, çünkü çok fazla yazılım kullanıyorsunuz. Bunu geliştirmeye baksınlar. Gerek MATLAB olsun, gerek Python olsun. Onun haricinde araç dinamiği ve araç aerodinamiğine bilmeli. Çalışmaları lazım. Fizik bilmeli. Fizik bilmeli ve aynı zamanda tabii ki bu araba bir motor var. Genel olarak aracın çalışma prensibini çok iyi bilmeleri lazım. Yoksa buraya geldiklerinde burada insanlar siz bir şey biliyor musunuz gibi davranıyor. Buraya geldiklerinde, bu eğitimlere girdiklerinde alacakları verim atıyorum %80, %90'dan %20'ye düşecektir. Çünkü konuştan hiçbir şey anlamayacaklardır. Dolayısıyla arkadaşların esasında böyle bir yola giriyorlarsa, yani güzel kitaplar var, belli başlı videolar var, tanıtım şeyleri. Onlara çalışmaları çok 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 iyi olur. En azından hazırlıklı olarak gelmiş olurlar. İngilizce bilgisi zaten demiyoruz kendilerini artık. Kendilerini yorgunluğa iyi ayarlasınlar. Hani bol hareketli bir üniversite. Ama ödülü de güzel bir şey aslında. Çok. Baktığında çünkü güzel paralar kazanabiliyoruz burada. Kazanıyoruz. Değil mi? Sen de bunu artık deneyimliyorsun aslında. Bu çok güzel bir şey. Umarım daha da çok kazanırsın ileride. Hani seni daha üstlüklerde de görebiliriz. Formula 1 olabilir belki ileride. Bilmiyorum ya da Rally'nin Formula 1'i hangisi bilmiyorum ama mesela Rally konusunda orada ya, olabilir. Ya ben şu an... Bir ara NASCAR düşünüyordun hatta Amerika'da. Ben şu an GT arabalarında en üst düzeyi yaptım GT3 ile. LMP yaptım, LMP3. Ona 2'ye henüz geçmedik. İnşallah belki onu da ileride şey yaparız. Şu an bir rally deniyoruz. Yani belki bundan sonra yapacağım benim ya tır yarışı olur ya elektrikli scooter yarışı olur. Yani NASCAR falan değil mi? Yani bilmiyorum, NASCAR artık çok çekici gelmiyor da. Tabii herkesin bir hayali var. Çünkü hani NASCAR'ın biliyorsun onun pisti bile eğimli değil mi? Hani eğimliydi çünkü. Yani hani şöyle, o pistlerdeki hani şeyler. Dediğim gibi Formula 1 evet benim için hala bir hedef. Oraya ama bunun için çok gireceğim. Zaman öyle söyleyeyim. Yani, zaman, tecrübe ve bilgi aynen, gerekiyor büyük ihtimalle. F1 de yapacağız fakat hani benim için şu an önemli olan olabildiğince şu anda fazla deneyim kazanıp baştan bir hayatımı daha düzenli bir şekilde sokmak. Belki bir tır yarışı yaparız. Belki elektrikli scooter yarışı yaparız. Tır yarışı. Bunlar bu arada gerçekten soruyorum. Gerçek bir şey mi? Gerçek. Hani scooter evet, yarışı. Evet. Hani drone yarışlarını biliyorum. Ama hani tır yarışı... Gerçek. Hepsi gerçek. Bakalım. Peki bu tır yarışları falan Avrupa'da mı oluyor? Avrupa'da oluyor. Ya Amerika'da falan değil. Komple. Tüm dünyada bir dünya farklı şampiyonalar var. Ha çok aslında baktığımızda çok sofistike bir grup. Hani sadece yarış arabaları değil... Kalan tüm araçlarda belki, bilmiyorum belki otobüslerin bile yarışı vardır. Bilemiyorum şu an ama. Her şeyim var. Hani zevkli olabilecek bir bölüm aslında arkadaşlar. Orkun çok teşekkürler burada bizimle birlikte olduğun için. Arkadaşların da herhangi bir için. Sorusu olursa senin üzerinden. Ben üzerinden sana ulaşabilirler. Gerekli cevaplandırmaları yaparız. Yani şöyle dedim, umarım hani ilerinin Formula 1 antrenörü olursun. Tek Türksün bildiğim kadarıyla bu süreçte, hani bu Pavia'da gelen ve bu bölümde okuyan tek arkadaşımsın. Senden sonra da ben hiç... Zaten ben bunu çok yaşıyorum. Türkçe olduğumu duyunca ilk defa falan diyorlar. Hani belki arkadaşlar şu an Orkun arkadaşımız ciddi anlamda bu işi yapan tek Türk olabilir. İleride de göreceğiz. Hani Formula'da antrenörlük yapan tek Türk olarak... Belki ilerlerde hani bir bundan 5 yıl sonra olabilir, 10 yıl sonra artık ne kadar sürer bilmiyorum oralara ulaşman. Seni orada artık televizyonda herkes tanıyabilir. Belki tek çünkü. Ben de şanslıyım aslında Orkun'la arkadaş olmaktan. Çünkü hani biliyorum bir kişi hani başka yok ve hani gerçekten bizleri yanın mesela götürmüştü pistlere ve
güzel bir keyif. Ben daha önce hiç araba yarışını pistte izlememiştim açıkçası. Ve hani Orkun sayesinde araba yarışını pistte izledim. Teşekkürler Orkun o zaman. Teşekkürler. Başka bir şey demeyeceksen Yok. bugünlük bu kadar. Arkadaşlar görüşmek Bol üzere. şanslar herkese. Herkese bol şans. Orkun senle de görüşürüz artık. Görüşürüz. Kendine iyi bak.